Şimdi sen beni burada zorla mı tutacaksın? Yok. İstersen gidebilirsin. Böyle mi? Nasılsa vardır bir şeyler. Bulurum. Hiç sanmıyorum. 1.90 boyundaki 120 kiloluk arkadaşımın evindesin. Yani sana göre bir şey çıkar mı bilmiyorum. Mehmet, bu yaptığın çok ayıp. Neden? Seni çok sevmem mi ayıp? Sensiz yaşayamamam mı ayıp? Mehmet, ayıp. Ayrıca da bu yaptığın çocukça. Günaydın. Mehmet, benim gitmem lazım. Bir sürü işim var. Engin Bey ne güne duruyor? Bir günde o idare etsin. Mehmet, bu çok saçma. Bütün bunları yaptığına inanamıyorum. Ya böyle davranarak hiçbir sorunu çözemeyiz ki. Yumurtanı nasıl istersin prenses? Mehmet, sana bir şey anlatıyorum. Sen dinlemiyor musun beni? Mehmet. Tamam, ben de tek kelime bile konuşmuyorum. Günaydın. Günaydın. Aradılar mı kızım? Yok dedi. Neyse, Gümüş kalkıp gelmediğine göre anlaştılar demek. İnşallah kızım. Geceki halleri ne komikti ama. Hala aklıma geldikçe gülüyorum. Ben de. Hani babam gelecekti, geç kaldı. Hafta sonu onu yandırabilene aşk olsun. Bilmiyor musun kızım? Ya ara gelsin. Kızım tamam, sen merak etme. Ararım, şimdi gelir. Hadi biz kıyafet seçelim o zaman Defneciğim. Baban gelmeden hazır ol. Hı? Tamam mı? Hadi. Tamam. Be, modern aileymiş. Arkadaşlarmış. Şu çocuk gene rezil olmuyor mu? Yeni adetler çıkardınız başıma. Ya barışın ya ayrılın. Ne bu rezalet, anlamadım gittim.